Dar ve geniş daire. Dengeyi pek sağlayamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şualardan okuyorum. Bir içinde mutedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, kalp, mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, kalp, biraz da genişletir mide, ceset, hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, görüyor musunuz çapı? Kalp, genişlet, mide, kalbin çapı ufak, mide, ceset, ev, hane, mahalle, şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden. Vatan Türkiye, memleket Alem İslam'ın komple memleket. Ve küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar, dünya ve ahiret, dünya dairesine kadar bir içinde daireler var. Var mı yok mu? Var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Her bir dairede her bir insanın vazifesi bulunabilir. Yani biraz kaliteli bulunabilir, biraz bulunmayabilir. Hafif alaka olur, çok alaka olur ama mutlak bir alaka var. Fakat en küçük dairede en büyük. Sıraya koyacağız. En küçük daire hangisiydi? Kalp. En küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. 3 tane. En büyük, en ehemmiyetli, daimi. Bazı daireler var ki büyüktür, ehemmiyetlidir, daimi değil. Büyüktür, ehemmiyetsizdir, daimi değil. Mesela nasıl? 9 tane integral hesabını yaparsan 9 tane şey sayabilirsin böyle. En büyük, en emniyetli ve daimi vazife en küçüğünde var. Kalpteki vazifemiz en büyük, en emniyetli, en daimi vazife var. Arkadaşlar bunlar ne ders biliyor musunuz? Tevhid dersine benzemiyor. Tevhid dersinizi sizi istikamete sokmaz, eyleminizi. Tamam. Yani raylar gibidir. İmani dersler tren vagonları gibidir. Raysız hiçbir şey yaramaz. Yani giderseniz o ilmi batıla hizmet eder. Düşmanınıza dost, dostunuza düşman. Ne yapacağınızı bilmezsin. Bugün mesela geniş dairede millet abuk subuk olmuş. Yani istikameti dağıtmış, darmadağın olmuş, neler yapıyor. Mesela ben bu diyor bu konuda konuşmak istiyorum odanda. Kardeş git aşağı. Git. Ne konuşacaksın benimle? Siyasi geniş daireyi dinle. Buhran geçiriyorum. Geçirmeseydin kardeş. Girmeseydin. Bediüzzaman'a tabi olsaydın. Dinleme demiş sana. Bir bardak su verir sana. Laikalarda geniş siyaset dairesine yanaşmayın, dinlemeyin, meşgul olmayın dediği kadar bir mevzu var mı? Bizi ikaz ettiği. Var mı? Bak geniş siyaset dairesine karışmayın, bulaşmayın. Çünkü siz bunu şey yapmayın. Sayfaları okuyacağım size. Kaç tane sayfa? Bir. (37'den okuyorum. Bir mektup. 38. İki mektup. 117. 122. 137. 146. 150. 207. 240. Bu sırf Kastamonu layıkasında.
bu kadar mektup. Tamam mı? Bu kadar mektup. Emirdan da hakeza. Peki senin için bir mana ifade etmiyor. Onun belasını çekeceksin. Laf dinlememeni. Ver, tamam olsun. Ne de, çünkü niye? Daha kendi küçük dairesi en emniyetli, en emniyetli, en büyük ve daimi vazifeyi olan kalp dairesini bırakmış. Gitmiş en genişe yakın daireyle meşgul. Merkezi sağlam almamış. Arkası yok, hücum ediyor. Ya bizde bazı cihazatlar var. O sadece bir vazife yapıyor. Mesela kulak sadece bir şey görebiliyor. Eğer onu görürsek bu sefer en ehemmiyetli daireyi göremiyoruz. İkisinden birini tercih edeceksin. Bir şey yapayım. Yani adam kendi kapısının önünü süpürmeye gidiyor. Belediyenin kapısının önünü süpürüyor. He, doğru. En küçük bak, daireden en büyük. Onun bedelini söylüyor zaten Kastamonu. 37'de. Bunun buhran geçireceğini 56'da 57-58. Sayfa Emirdağ 1'de imanını çoğusu kaybediyor diyor. Niye? Haberin içerisine imanını bırakıyor, imansız çıkıyor adam. Allah'ın rububiyetinin icraatına vesaire. Darmadağın oluyor, motoru dağıtıyor, gidiyor. En büyük, en emniyetli daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. En büyük dairede en küçük. Abi bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Neye geliyorsun odama? Tamam, bildin de ne oldu? Tamam, söyle bir karını söyle bana. Abi bildiğim daha iyi dua ettim. Yok. Abi kuşandım, cihada gittim. O da yok. Sahtekarlık var. Abi para verdim. Bir şey verdiğin de yok. Bir duvan kaldı. Onu da yapamıyorsun. Çünkü psikolojin bozuldu. Tamam. Laf dinleyeceksin. Dinlemeyecek misin? Bil 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 kendini. Bilmesen kendini patlatırlar enseni. Bedelini ödeyeceğiz. Ödeyeceksin yani. Ne kadar haberi açarsan o nispetten kanalizasyon kokusunu alacaksın. Bu sıkıntıdan kurtulamayacaksın. İster bil iste bilme. İcraat olacak. Olması gerekenler oluyor ve olacak. Özür dilerim. Buna kayıtsız kalmakla eşit anlamda değil, değil mi bu? Ne alakası var? Kayıtsız kalmak ne demek? Sen yani, bana söyle bak, haber dinlemek kayıtlı mı olmak? Doğru, kayıtlı. Ama şu var, sözlerinizde ben şunu anlıyorum. Ya da yanlış anlıyorsan da affedin. Hani örnek vermek doğru mudur bilmiyorum ama hani bir yangını izleyip can acısıyla ya da... Ne yapacaksın? Bile, peki sen şimdiye kadar dinledin mi? Dinledin. Demekle, tabii ki ilk önce şurası önemli. Hayır hayır, şimdi sen ne eylem yaptın şimdiye kadar geniş dairede? Para gönderdin mi? Doğru söyle. Yok, tabii. Silahla gittin mi? Yok. Ne oldu? Ne yalandan konuşuyoruz? Hayır, bunun doğruluğunu şimdi ben... Tamam, tamam işte, ben de konuşuyorum işte. Daha bugün sabah işte Mısır'daki olayları izlerken... İzlemeyeceksin kardeş. İçim parçalanıyor, ya diyorum ki oradaki... Anlatma, tamam. Anlattırmıyor. Hayır, o detay... Tamam, yok, tamam. Dua kısmından bahsedeceğim. Dua kardeşim. Dua samimi halet, kazanılmış bir haletle oluyor. Duanız kabul olmaz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Duanız kabul olmaz diyor. Fitneniz girene kadar duanız olacak. Bu kadar alem İslam dua ediyor. Öyle dua değil o. Fiili dua yapacaksın. Fiili dua yapacaksın. Mesela duayı söyleyeyim sana. En ufak bir şeyle o bilmem ne, bu ne, eleştiri, tenki, taassup. Daha sen dairen içinde uvvet yapamadın. Ne duası? Dua edeceğiz. İlle dua etmen için izlemen mi gerekiyor? O hali görmekle daha dua edemiyor. Çiftçinin duası diyor, toprağa sabanı vurmaktır. O kadar. En büyük dairede en küçük.
ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu konuda benim hiç tavizim yok biliyor musunuz? Dün akşam da gördünüz yani. Sen değil, dün de öyle, dün yoktun. Bir şey diyecek kal söz. Tamam yok, daha soru yok. Dün derste. Yok öyle. Pozitif kuyusunu açacaksın, kokuyu alacaksın. Sonra abi zehirlendim. Açmasaydın. Dinlemeyeceksin. Üstad ne demiş? Daha diyor kendisini idare etmekten aciz dünya hadisesini idare edecek adam. Allah'ın icraatına omuz veriyor, kafayla mühendislik yapıyor. Sen diyor kainata mühendis mi yarattı seninki nasıl olacağını? Daha diyor kendi kariyesini, kendisini idare etmekten aciz. Neticesi ne peki? Çare mi? Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük maküse mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle. Niye böyle? Bu konuda şeyim yok, tahammülüm yok. Arkadaşlar, en masumane ifademle psikolojiniz bozuluyor. En masumane, ileri safhada itikadınız gidiyor. Kafir olup çıkıyorlar. Tamam? Takdim çok önemli. Kim ne takdim ettiği, nasıl takdim ettiği belli değil. Vazifeler ne yapacak abi? Ha? Vazifeliler bakacak onu zaten söylüyor. Vazifelilere şey var. Onlar mesela başbakanlık danışmanı, dışişleri ve başbakan danışmanı bana belirli yerde buluştuk. Benim vazifemdir dedi. Sen dedi izlemediğini biliyor. Kitapta ne diyor? Dedim ki ben sana Mısır'la alaka, Suriye'yle alaka, külliyatta geçen ben bilmiyorum. Ders yapacağım sana getireceğim onu dinlersin. Bir de Cehcah'ı dinle. Onu başbakana ulaştır. Adam ne yaptığını bilsin. Bak diyor ki bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küreyardaki boğuşmaları merak edip bakanlar. Bakma televizyon. Ne olacakmış biliyor musun? Dikkat edenler. Ne olacakmış bak. Evet ustadım. Şimdi ben buna uyacak mıyım uymayacak mıyım? Tabi miyiz? Tabi değil miyiz? Alet ediyor muyuz? Yok. Şimdi biz uyacak mıyız uymayacak mıyız? Tamam ustadım söyle bakayım. Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre arzdaki boğuşmalar merak edip bakanlar. Ustad gayretsizdir diyelim. Müslüman acımıyor. İslam devletlerini takip edindi istisna koymamış. Kimse diyemez bunu. Bakanlar, bakmak televizyon. Dikkat edenler, takip eden, saat saat takip ediyor. Ne oluyormuş biliyor musun? Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya niye? Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Aklı gider, leylim leylim. Evde ashabi, kendi şeyde ashabi, hırçın, saldırgan, tahammülsüz, ümitsiz, yeis, korku, böyle intikam şeyleriyle. Öyle ne bileyim, bir tuhaf hal. Bak. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Niye dinsiz olur? Ya bu ne ya, bu olur mu ya? Ben biliyorum haberden sonra imanını televizyona bırakıp gidenleri. Nasıl biliyorsun? Hoca, bu böyle olur mu ya? Hani adalet ilahi vardı, merhamet ilahi, tövbe estağfurullah. Sen bir şey mi gösterecektin ki kitap tutuyorsun? 58'ler mi? Dinleyeyim. Ama dur şunu bitireyim. Ya hepsini dedikten hepsini izletmişler. Evet, evet. Niye şey yapmıyorum biliyor musun? Yani batılı tasvir ettirmiyor. Anlıyorum, tak. Okuyun. Niye? Bunlar bize sıçramasın. Ben etbağımla mesulum. Bizi dinleyenler, biz de dinlettiriyoruz. Biz hoparlör gibiyiz. Külliyatı konuşturuyoruz. Ha, tabisin yani, tabisin külliyata, ben sana söylerim. Tabi değilsin, sana selam. Ma o selama. Sen selam sana. Bay bay yok. Selam selam. Çocuğa bile öyle öğretiliyor. Bay bay de yavrum. Selam selam söyle, niye söylettirmiyorsun? Orada bir hata var yani. Bak. Aklını dağıtır manevi bir divan olur. Veya itiraz eder bu sisteme. Kalbini dağıtır manevi dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Fikrini dağıtır, o gösterilen, takdim edilen habere göre
taraftarlığını belirler. Taraftarlığını belirleyince dinsiz olabiliyor. Mesela dinsizlerin ittifak ettiği şu Taksim hadisesinde adam taraftar oldu. Müslüman ama. Öyle bir takdim etmiş ki arkayı göremiyor. Çünkü bir tiyatroda oynayan artistler var. Tiyatroyu yazanlar var. Bir de tiyatroyu yazanlara yaz diyenler var. Bak bir de söylüyorum. Başbakan da dahil. Tiyatroda oynayan artistler var. Bu tiyatroyu yazanlar var. Bir de yaz diye yazdıranlar var. Başbakan da ekrandaki artisttir. Nedir o? Arkasında bunu oynatan var. Daha arkası da var. Menfi veya müsbet. Ha şimdi olayları daha kendini idare etmekten, daha aklı dimağında, abi psikolojim bozuk, daha psikoloji ne olduğunu bilmeyen, dimağdaki kafaya sırf akıl diyen, dimağın mertebesini bilmeyen, akıl kalp ilişkisini bilmeyen, yaratılış gerçeğini bilemeyen adam şimdi kalkıyor, bunları tamamen bırakıyor, memleketinden sürülüyor, doğru Mısır'a gidiyor. Onlar, peki bu ne oldu? Tarmar oldu. Sen o kadar gücün mü vardı? Böyle bir şey, vazifen var mı bir kere senin? Senin vazifen de söyleyecek. Bu sefer takdime göre, bu dini cemaat ha. Dini cemaat. Gidiyor Taksim taraftar oluyor. Bir cemaat yani. Bir adama düşman olacağım diye vatana, millete düşman olan bir rejime ve rejimi devam ettiren diş kaynaklı kaynaklara taraftar oluyor. Taksim, adam önde gidenle uçakta denk geldik. Biz uçakta koltukta oturuyorum. Şey ayağına girdik biz cahili cühela. Kur'an okuyoruz falan böyle. Bilmiyorum falan. Bir baktım. Çok meşhur bir dini cemaat. Önde gelenlerinden Bakırköy şeyin sorumluları. E tabii o bir dildir ya, bir ifadedir ya. O cemaatin ifadesi yani. Ki zaten biliyoruz. Bir bakıyorum o hadisede Taksim şeylerine, zındıkanın, komitenin o kuklalarına taraftar. Bu da toplumun kalp ve akıl hastalığına çare olacak çareleri iddia eden Mehdi cemaat olduğunu iddia eden bir cemaat ha. İmam hatiplerden çakal çıkıyor diyen cemaat ha. Bir de cemaat yani. Çakal yetişiyor diyen abi. Ben de hiç bilmiyor tabii kim oldu mu? Konuşturuyorum ya, öyle mi ya? Allah Allah ya, ben tabii ya, anlamıyorsun ya sen. Anlamıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ben dedim serbest tamirhanede çalışıyorum dedim böyle. Çıraklık yapıyorum dedim böyle. Bir dur ya, bir şey yapacaksın dedi ya, bileceksin mi olur mu tabii ya falan. Baktım taraftar, ne savunuyor adamı, adamlara. Ne oldu peki bu? Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm, lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken, Müslüman dindar iken, ami bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinin bir mahzuniyet. Öyle haberi takdim ediyor ki, kafirin mağlubiyetine mahzuniyet duyuyor. Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Ali Beyt'ten Ali Beyt dini ve dindarlığı yaymaya çalışan bir cemaatin da efendim galibiyetinden üzülmesini gördüm. Çünkü haber öyle takdim edilmiş. Böyle bir adam değil. Ama neticede ona düşman, ona dost olmuş. Yani haberi kim takdim ediyor? Öyle midir? Aynı filmi evirip çeviriyor. Böyle ami bir adamın alakasız bir geniş daireyi siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Evet, ne yapacağız? Bak vazifeye bak. Harici siyaset memurları ve erkan-ı abler, askeriyedeki subaylar, siyasi, birinci derecede siyasi olanlar, kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili, yani onlarla bilinmesi gereken, onların bilmesi gereken
o siyasi meseleleri, bak basit fikirli, iyi dinleyin bu, ne olur bak, basit fikirli, basit derken daha kendisini tanımlayamamış, dimağı bilmiyor. Yani dinlediklerim veya gördüklerim nereye mal olduğu, nereyi aktif ettiğini bilmiyor. Daha televizyonlarda ve dizilerde 25. kare yapıldığını bilmeyen, ailelerin seyrettiği o dizilerde, aile dizilerinin arkasında 25. karede boşan, 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 boşanmalısın, boşanmalısın. 25. kareyi bilmiyor. Milyarlar, trilyarlar harcıyorlar, dizi yapıyorlar, sana da bedava seyrettiriyorlar. Efendim yok ondan yani film olunca kamuoyu oluyor da reklam veriyoruz. Onu takkeme anlat. Milyarlar veriyorlar o diziyi çevirmeye. Sana bedava seyrettiriyorlar. Konuşmalar yapıyorsun, backstage yapıyorlar. Evet. O kemere çıkıyor. Onlardan sonra cinsellik resimleri de var arkasında. O dizilerde, dizileri de ne yapıyor? Genç kızlar, delikanlılar onu seyredince... En masumiyette 25. kare kesinlikle hepsinde var. Savcı beni çağırdı, bir televizyon şikayet etmiş. 25. kare hepsinde var mı dedi. Evet var dedim. Savcıya da söyledim. Bak arkasını getirmedi, gitmediler üzerine. Hepsinde var. Aile dizilerin hepsinde 25. kare var. Boşan, 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 kafir tespit etmiş. Bu Osmanlı nasıl ayakta durdu? Bu Türk Cumhuriyeti, bu kadı hücum ediyoruz. Ekonomisini bitirdik o zaman. Askeriyesini bitirdik. Adliyesini bitirdik. YÖK'ünü bitirdik. Üniversiteyi bitirdik. Medyasını bitirdik. Tamam mı? Şairini bitirdik. Hala nasıl ayakta ya? Baktılar ki aile mefhumu devam ediyor. Osmanlı'da aile. Şimdi aileyi yıkmak için her gerekeni yapılıyor. Aile yıkacaksın. Her dizide, ailede seyredilen her dizi... İstisna var. Yok. Arkasında boşan, boşan, boşan. Sabretme, sabretme, sabretme. Sabretme, sabretme, sabretme. Vur, vur, vur. Her şeyler varsa vur, vur, vur. Kır, kır, kır. Tamam böyle? Her şeyi koymuş. Ondan sonra onu dinleyen aynı duygular oluyor. Şuuru yok. Gergin, stres. Hangi kadın veya erkek diziyi kapattıktan sonra of be... Ne kadar rahat, mutlu oldum ya. Çok rahat hissediyorum kendimi. Mi? Yoksa gergin mi hissediyor? Haber. Niye hiç Allah Allah gerginim? Haberin yok. Girdi kardeşim. Bak. Ondan sonra seyrettiğimiz basit fikirli radyolar. İdari ruhiye ve diniyesine, ruhunu ve din hayatını idare etmekten aciz. Şahsiyesine, İdari ruhe ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifelerini geri bıraktırmakla kendi ruhunu, aklını, kalbini, ailesini, işini, memleketin, bak daire daire, oraya ait vazifelerini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp, o işlerle meraklandırmak, mahsus yapıyor el-hidalalet. Ruhlarını serseri. Serseri ne demek? Serserdir. Zelzel. Tamam mı? Vesves. Aslında vesvesedir bak. Ves. Ves-e. Ves-ves. Zelzel-e. Yani zelzele, zel deprenmek. Zelzele devam etmek. Dırrrt. Mesela ves. Devamı için ves vesse denmiş. Serseri, serser de öyle. Ser başı dönmüş. Başı dönmeklik devam eden serseri. Hiçbir yeri hangisi ne, nerededir? Neyi nereye koyacak? Dünya dönüyor. Serseri, akılları geveze ve kalplerini de hakaik imani ve İslam'a ait zevklerini, kalpleri de hakaik imani ve Kur'an'a karşı zevklerimizi, merakımızı, şevklerini kırıp havalandırmak. Akıl kalp, akıl darmadağın. Ve o kalpleri serseri etmek, manen öldürmek ile dinsizliğe yer izhar etmek tarzında. Akıl kalp çöktü. O zaman şeytan duruyor mu? Şuurlu. Cinler duruyor mu? Kafir cinler? Yok. Ervah habiseler aktif olur mu? Olur. Bir de hariçteki şey... Günahlar. Dün bir tanesi geliyor.
Halveti tarikatının, Celveti mi? Halveti tarikatında. Ondan sonra ben bu günahlardan şöyle oluyorum, böyle oluyorum. Bana niye soruyorsun kardeş? Senin dedin ya biraz önce 83 yaşında şeyhim var. Sorsan ona, utandım diyemedim. Bana nasıl söylüyorsun? Seni duydum. Siteden duymuş. Ben diyor bu günahtan nasıl kurtaracağım? Kurtulanlarla beraber olacaksın. O kadar kolay. Huzur istiyorsan bakkalda satılmıyor. 2 kilo huzur ver yok. Markette de yok. Kimle olacaksın? Kimler sadıksa Risale-i Nur, onlar huzurludur. Çünkü kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden, hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden adalet, rahmet ilahiyeden ileri rahmet, inayet ilahiyeden ileri rahmetini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Kadiriyanın icraatını kendi vazifelerini yapıp vazife-i ilahiye karışmıyorlar. Akıl ve kalp ondan sonra dua ediyorlar. Başka bir şey yok. Yoksa akıl ve kalbi ihmal edip bilmem şu devlette ne var, şu devlette ne var şey yaparsan, akıl ve kalp boş olduğundan dinsizde yer izhar etmek tarzında kemal-i merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesail-i siyasiyi, sana ve bana göre malayani. Bildin de ne oldu? Bir şey mi değiştireceksin? Bir özelliğin mi var? Yok. Mala yani. Radyo ile ders verip dinlettirmek. Hayat içtimai İslami'ye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Basit hadise değil bu hadise. Dinsiz oluyor adam. Dinsiz, imansız oluyor. Bu kainatın icraatına itiraz ediyor. Dinsiz oluyor, farkında değilsin. İçsel alemde müthiş bir hal alıyor. Şu haberler seni neyini aktif ettiğini farkında değilsin. Evet, her bir adam, bak, yapmayacak mıyız? Her bir adam vataniyle, iki milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Tamam mı? Tek tek okuyorum bak. Her bir adam vataniyle, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek. Mesela şu kurtardı, şu yaptı. Tayyip yaptı, etti günden kayıttı, etti ya kardeşim. Bir şahs-ı manevi, Müslümanların teveccühleri, duaları, gayretleri, memurların şey yapması, onunla beraber özgüvenle çalışması, destek vermesiyle olan bir şeyi siyasi bir şahıslara yüklemek, tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber, o vatanperverlik, milliyetperverlik hissin ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi ve kalp ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakiki vazifedar olduğu hizmet, hakiki vazifedar olduğumuz hizmet var. Ve alaka ve merak 10, 20 belki 100'dür. Yani o Mısır'daki hadiseleri merak etmek bir ise kalbini, ruhunu, aklını merak etmek 20'dir, 100'dür. Onu merak edeceksin. Kaç saat veriyor mesela haber? Koca bir günde bir saat veriyor diyelim. Ne bir saat? Saat başı takip ediyor. Bir saat diyorum. Günde tamam, fazla şey yapmıyorum. Bir saatin en geniş daire vazifesi yok. Cihat etmeyecek. Siyasi değildir. Para göndermeyecek. Cihata gitmeyecek. Sırf bir duaya vesile. Dua zaten dinlersen daha beter yapamıyorsun. Yani bozuk bir ruhla nasıl edeceksin? Ha, rahmet ilahi tam etmişsin. Allah ile aram pek yok. Şimdi en geniş daireyi. Buraya ne olacak? Bunları unuttun. Esas en vazifen bu. Mesela bir tanesinin ölümünü anlatayım size. Vermeye gerek var mı ilçe? Vermeyeyim ismini. İlçe yani. O kadar. Bir ilçe. Adam maç seyrederken adamın adı da vermeyeyim. Sıfatı var. Atom diyorlarmış. Atom. İsmi yok. Maç seyrederken
Fenerbahçe'ye gol atıldığı anda kalp kriziyle ölüyor. Gol deyince ölmüş. Hikaye değil ha. Bizim o malum zata yıka dedi, ben bunun şeyini yıkamam dedi. Golla gollanmış bir adamı yıkamam dedi. Bak, peki nasıl gitti? Değdi mi yani şimdi? Bu abi, bu o değil ki. Kardeş dağıtıyor. Ruhun perişan halde. Şu anda hırçın, bozuk. Aklın, kalbin darmadağın, moralin bozuk. Canın sıkın. Evine bile her tarafında stres dağı. Ya hiçbir şey yapamıyorsun ki. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararını olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset ceyranlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Bak, 58'di. Tam da orası çıktı. Bak çıktı. Hiç dokunmayacağım. Nasıl ki sarhoştuk. Koca kitapta bu çıkması da size bir ne diyor? Nasıl ki sarhoştuk, hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoştuk da muvakkaten unutturduğu cihetlemeniz ve kısa bir zevk verir. İçki niye içiyor adam? Faydalı olduğu için içmiyor ki. O içki faydası var. Meze niye yiyor yanında? Baklava ile meze yiyeniniz var mı? Meze demek yani içkinin yanında yenilen gıdalar, destek gıdaları. Niye? Onun zararını azaltmak için. Ya mideyi delecek ya bilmem ne yapacak. Destek. Baklava zararlı değil ki destek gıdayı alayım yanına. Yanında meze yok. Ha. Niçin içiyor? Sarhoşluk. Çünkü diyor ustad, hakiki vazifelerden gelen elemleri. Ruhu hakiki vazifesini yapmasa elem alır. Mesela arabanın harareti yükseldi. Hararet yapsa ibre yükselir. Benzin bitti, ibre düşer. Bak bir tanesi yükseliyor, bir tanesi düşüyor. Sana haber veriyor. Ha, elem. Bu ibre ya, ibre yükseldi. Diyor ki ruhun gıdasız. Arabanın ibresi bu. İhtiyaç, bir de vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları yapmamaktan insan burhan geçiriyor. Bunu muvakkaten unutturmaya vesile olduğu için içki içiliyor. Puf, ver içelim. Onun sanki çözdü. Sıkıntıyı içki çözdü, halletti. Halletti mi? Unutturduğu için diyor, muvakkaten unutturucu ne? Menüs kısa bir zevk verir, kısa. Biraz sonra gene dertlerin başlayacak diyor. Gene dertlerin başlayacak. Ne kadar ötelersen, ertelersen bile seni yakını bırakmayacak kardeş. Batsın bu dünya, iniyorum. Artık yaşamaya tahammülüm kalmadı CD'sini çalan adam denize arabasıyla almaya da bir hani intihar şey, trafik kazası değil ha, bizzat atlamış. Camları kaldırarak, bilmem kapıları kapatarak. O arabanın içinden çıkan CD'yi morgda adam, ondan sonra polis, Alman polisi adamı çıkarttı, komple arabayı çıkarttılar. Ne çalıyordu diye merak etmişler. Polis ya ne araştırıyorsa. O anda bitsin bu dünya, iniyorum. O CD, biz de hocayız ya, yani o ceset yıkanıyor ya. O CD'ler midiler teslim edildi. CD'leri biz de kırdık attık yani. Hiç o anne babasına göstermedim. CD'de şu yazıyor, şu çalıyor. Yıkadı, şey yaptım, kuruttum. Şey yani polis kuruttu, arabanın içine çıkan. Batsın bu dünya, yaşanmaz bu dünya, ölmek lazım. Ve hep bunları toplamış, yüklemiş. Doğru. Yolun açık olsun delikanlı. Dini dinlemedin, davayı dinlemedin. Derse gel dedik, zamanım yok dedin. Kitap oku dedin, oku, anlamadım diyorsun. Şimdi iyi anlarsın. Ezeli ve ebedi dönüşü olmayan bir yola girdin bakalım. Bu bir tercih. Batsın bu dünya, hakikaten battı senin dünya. Ölmek lazım, hakikaten gittin yani. Değdi mi peki? Üzüntümü ifade için bunları kullanıyorum. Yoksa bunlar keyif verecek şeyler değil bunlar. Keşke böyle olmasaydın. 22 yaşında gidilir mi? Daha nice şeylerim vardı.
Peki şimdiki aklı olsa yapar mıydı? Peki şimdiye kadar niye sana bu kadar yol varken sana söylediler derse gel, kitap oku. Zamanım yok. Şimdi zaman bol bu, zaman bulursun hem de ezeli olarak. Şimdi sana batsın bu dünyayı söyleyen Orhan ağabeyin sana yardım etsin. Hasan abin değil de derse gel diyen Hasan abine gitmedin. Orhan abi bu dünyada batsın dedi, indir beni aşağı dedi. Ondan çıkma adamın. Şimdi onlar da bu cinayete vesile oldukları için ne söyleyecekler bilmiyorum. Bir tane de var o jiletçi. Şimdi nasıl jiletleniyor merak ediyorum orada. Nasıl jiletliyorlar merak ediyorum. Bu Müslümanları, bu Müslüman çocuklarını aldatan bilerek, yanlış yollara sevk eden o insanların azaplarını böyle gördükçe herhalde biz ancak adalet duygumuz tatmin olacak. Bu gençleri, körpe çocukları, delikanlılarımızı yoldan çıkaran, kasten bilerek Zındıka komitesiyle beraber hareket eden o komitenin elemanlarına diyor. Şimdi dedi ki sarhoşluk diyor hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menüs ve kısa bir zevk verir. Öyle de böyle fani boğuşmaları, yani içkiden girdi ne alakası var? Aynen içki var olan sıkıntıyı unutturduğu gibi fani boğuşmaları ve hadiseleri merak ile takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki niçin? Hakiki vazifelerden gelen ihtiyaç. Hakiki vazifen var senin. O hakiki vazifelerinden gelen ihtiyacat. Kalp ve ruh, aklın ihtiyacatları var. Ve yapmamaktan gelen teallümat, onları yapmamaktan ortaya çıkan elemlenmek, sıkıntı çekmeyi muvakkaten unutturduğu için haber seyrediyorsun veya dinliyorsun. Orayı dinlemiyorsun. Sıkıntını bastırmak için yapıyorsun bunu. Unutturuyor seni. Menus bir zevk verir veya tehlikeli bir yese düşürüp, hatta bunu dinlerken bile herşinin bir tanesi dinlese, ya şuraya bak ya ne konuşuyor, ne diyor ya, dünyada ne haberi yok, skolastik bir adam binanın içine konuşmuş, böyle bir şey çekmiş, yayınlamış, şuna bak ya, bizi cahil cüela yapacak, ondan sonra bizi cehaletimizden istifade edecek, bizi cahil bırakacak, dünyadan haberimiz olmayacak, ondan sonra adam ondan sonra istediği gibi bizi raylayacak. Diyor ha, böyle diyor. Zavallı. Menü bak ne diyor, veya tehlikeli bir yese düşürüp, öyle bir tehlikeli ümitsizliğe düşüyor ki alem İslam hakkında ve kendi hakkında. La taknetu min rahmetillah. 39'a 75 surede. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Allah devam ediyor. Allah'tan ümidini kim keser diyor orada. Ancak kafirler keser. Öyle bir haber neticesine ümitsiz oluyor ki tehlikeli bir yese düşürüp la taknetu min rahmetillah ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Tokada müstahak olur. Veya la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Bir de zalimlere meyletmeyin. Aksi takdirde ateş size dokunur. Cehenneme atılırsınız. Zalimlere meyletmeyin. Ne acayip. Şimdi ölçü olmayınca, asr-ı mücedidin eser olmayınca aynı şuna benziyor. Bölüğünü kaybeden bir nefer, asker, elinde silah. Her taraftan silah, mermi geliyor. Dost mu düşman mı? Belli değil, her tarafa sallıyor. Kah bir düşmana geliyor, kah kendi dostlarına geliyor mermi. Mücedid olmayan aynı böyle serseri bir nefere benzer. Nereye attığını bilmiyor. Kaybetmiş ya, yok ölçü. Dedim ya bu kadar Müslümanların ittifak ettiği şeye kardeşim uçaktan inerken, sen dedim bu kimin ne ettiği belli değil, diş komitenin kaynaklığıyla olan şeye nasıl destek veriyorsun bak, 20 dakika seni dinledim. Hiç dedim vicdanın rahatsız olmadı mı dedim ya. Durdu. Senin hiç damarında kan yok mu ya, vatan memleket kanı yok mu? Adamla ne alakası var? Tayyip'e düşman olacağım diye bu memlekete havalimanı yapılmasın mı? Nükleer santral yapılmasın, köprü yapılmasın mı? Ne alakası var dedim ağaçta. Bak seni saf saf dinledim dedim. Sen bir de bir cini cemaatte hocasın. Okumadığın kitap bırakmadın, hepsini okudun.
tam inerken iniş için hazır şeyiniz kemerinizi bağlayınız. Masanın koltukların kapalı olmasını tam o zaman dedim ya bunu bir şey yapayım da. Sen hiç dedim ya Allah'tan korkmuyor musun ya bir Tayyip'e düşman olacağım diye. Peki dedim yürüyüş yapanlar Tayyip'in eline ne kağıt verdiler? Dediler ki tamam yürüyüşü biz durduracağız bir şartla. 10 tane ağaç kesildi 10 tane ağacı dikeceksiniz. Orada taburelerimiz biz okuldan çıkınca veya işte gezerken 20 tane tabure istiyoruz. Orada bir de su içmek şeyimiz var musluk istiyoruz. Taksim meydan gitmek için otobüs kolaylığınız yapın mı dedi dedim. Ne verdi başbakanı? Ağaç kesilmesin yürüyüşünde kağıt verdiler başbakana öyle mi değil mi? Dinliyorlar hepsi de. Bir, havalimanı yapılması ne alakası var? İki, Boğaz Köprüsü yapılması ne alakası var? Ulan dedim Boğaz Köprüsü'de şu uçak olmasa alınmasa sen nasıl binecektin oraya? Şu dedim tam da iniyoruz ha Boğaz'da şu köprüyle aşağıya gösteriyorum köprü olmazsa. Şimdi bir tane de orada köprü olsa kötü mü olacak? Ne alakası var dedim bunu hala görmüyor musun? Olay bitmiş. Hala nasıl taraftar oluyorsun dedim ya. Sen bir de bu milletin dini bir adamısın ya. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz dedim ya. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin dedi. Ben bir tuvalete gideyim dedi. Çıktı bir daha gelmedi. Arkalara oturdu. Ondan sonra etraftakiler çok iyi dedi. Ya arkadaş zerre kadar vatan kanı olan helal süt emmiş bir insan olayları kişiden ayırır, o kadar feraset sahibi olur. Kişinin üzerinde oynanan oyunun kişiyle alakası olmadığını, bu milletin kanını emen vampirlerden kaynaklarını bilir ya. Peki bu haberi dinlediğinde ne oldu bak? Kandırıldın. Ne alakası var ya? Niye anlamıyorsun yani? Beynel milel bir ceyran var, beynel milel. Sen kendi kafanla gidebilir misin? Bak adam okumadı, Arapça kitap kalmadı ama kağıt dostuna mermi atıyor, kağıt düşmanına mermi atıyor. Yani bölüğünü kaybetmiş, neresi düşman oldu belli değil. Ben size yalan anlatmıyorum, itimat edin bana ya. Aynı böyle oldu diyorum. Siz benden daha fazlasını biliyorsunuz. İtimat edin ne olur. Bu adama ayağı takıldı, yani bilmiyormuş gibi ya falan. Ya dedi ya falan. Sonra baktı ki olan hiç öyle değil. La acayip bir şey ya bu insan niçin söylüyorum la terkenu iler lezine zelemu fetemesikumunlar meyletmeyin kafire zerre kadar meylederseniz o ateş sizi de yakar abi biz meyletmiyoruz hocam etmiyor çaktırmadan meylettiriyorlar kardeşim Bediüzzaman dışında sistemin dışında kardeşim mutlaka takarlar seni takıyorlar cerbezeyle takıyorlar neymiş Kasımpaşa'da kursumuzu yıktı. İyi biliyordum ya olayı. Kaç metreydi dedim. Eski medreseydi dedi. Ben bildiğime göre dedim o bina 120 metrekareydi. Benim de dedim İçerenköy'de babamdan kalan bina yıkıldı. Altı yola gitti. İçerenköy PTT'sinin arkası adres veriyorum. Benim büyüdüğüm ev. Ve altı yola giden daireye 60 bin lira verdi Büyükşehir Belediyesi. Dairelerimiz, dükkanlar gitti. Şimdi gitti diye bu dedim bu sisteme düşman olarak rejime dost mu olayım? Kurs gitti, yola geldi. Peki bana 60 bin lira verdi. Ben olayı biliyorum. Sizin o kursunuzu yıktık. Bedelin ne yaptı? Her bir katı 300 metre olmak şartıyla İki katlı binanıza 4 kat 300'er metrekare kurs sana teslim etti. Bir de içini de donattı, bir de ayrıca para verdi. İzin vermedi. Gene de o yaptığını demeden yıktığını söylüyor. Doğru söyle, vicdanına hitap ediyorum. Yıkılanı yaptı mı yapmadı mı? Ama bize yıktı binayı yapmadı. Ben şimdi bu kadar beynel minel küfürle mücadeleden boğuşan bir Müslüman en azından böyle bir şeyi görmemiş bu kardeşime böyle bir şey yaptın benim dairemi yıktın da sen benim ideolojim davam daire miydi? Bak benim dairemi yıktı hepiniz biliyorsunuz. Yola geldi. Geldi. Canları sağ olsun. Allah Allah. Bunu senin daire yıkıldı da böyle keyifle söylemiyorum. Benim yıkıldı. Benim. Niye? Bir hedef var kardeşim. Gayen var. Gayenden bize böyle ders veriyor bu. La terkenu ilellezine zelemu fetemesikumunlar. Meyletme. Nasıl taraftar oluyorsun küfre ya?
Yani artık küfür bir millet olmuş. Artık cehaletin hiçbir özelliği yok. Acayipim yok ki. Adam camileri bombalayacak ya. Bunlarla boğuşuyor. Adam camileri, Beyazıt'ı, Fatih Camisi'ne bomba koyacağız. Bilerek Türk uçağını düşüreceksin. Bu Ergenekon, Baylo Z'leri çıkmadı mı bunlar? Camileri bombalamayacak mıydı? 98 bilmiyor musun? Kurslarınız kapanmadı mı? Allah'ını sen, senin kursun kapanmadı mı? Peki kapatan rejimiyle uğraşan bir arkadaşına destek vermen gerekmiyor mu? Acayip bir şey ya. Çok tuhaf. Diyor ki, bunlar diyor CHP'den daha tehlikeli diyor. Bunu diyen şahsiyet sahibi zannetti ya da. Hadi siyasi derse. Neyse. Bu ne ya? Acayip bir şey değil mi? Bak ne yapmış? La terkenu zelem ben. La terkenu ilellezine zelemu fetemesikumunnar. Olan şiddetli tehdit-i ilahiye tokadına mazar olur. Zalimlerin zulümlerini hasbi olarak manen iştirak eder. Bil istikak cezasını da dünyada da ahirette de çeker. Peki ne yapacağız? Neticeyi söyle. Kardeşim olan bir hadise var. Bak canım benim. Şu o boğuşanlar. Buraya okuyacağım, ondan keseceğim. Şu boğuşma dünya hadisesi. Ben şimdi daha vuku gelmemiş neticeyi koyuyorum parmağımı. Cemair-i Muttefika İslami olacak. Bunu kafirler istemese de olacak. Cemair-i Muttefika İslami olacak. İttihad-i İslam olacak. Yani İslam Cumhuriyetleri Birliği olacak. Emir Dağı'nda ustadımız kendisi söylüyor. Bak cümleyi okuyayım 76'da. Ben neticeyi sana söyleyeyim. 76. Aziz Sıdık kardeşlerim, ruhu canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alim İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Nedir o? Cemair-i Muttefika İslamiye'nin ne demek manası? İslam Cumhuriyetleri Birliği, NATO gibi kutsi kanunu esasilerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim istikbale tam hakim olup, işte bu. Bunu nerede anlatıyor bak? Cemair-i Muttefika İslami, İslam Birliği'ni anlatan Emirdağ 1, şey Emirdağ 2 76, Emirdağ 2 101 84, Emirdağ 1 ise 266 268, Hutme-i Şami'yi 57, Sözler 771. Ha, ben size bak, Mısır, Suriye, Türkiye, İran, Amerika'nın vesaire İsrail'in hadiseyi koy buraya. Ben size ortayı boş ver. Netice Cemair-i Muttefika İslami olacak. İslami Cumhuriyetler Birliği olacak, NATO gibi. Peki, ne olacak bunun yetişmesi için? Bu olaylarda ustadımız, ikinci emir daha uzun olur. Mısır diyor, nerede okuyormuş? İngiliz Mektebi Mülkiye'de okuyor diyor. Efendim, Hindistan nerede okuyor? İslam'ın en büyük devletlerinden 300 milyon nüfusu var, tüm Müslüman orada. Hindistan nerede okuyor? İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde okuyor. Mısır nerede okuyormuş? İngiliz Mektebi Mülkiyesi'nde okuyor. İşte Kafkas, Türkistan, oralar, Çeçenistan, Dağıstan, Özbekistan, Türkmenistan, oralar Rus Mektebi Harbiyesi'nde okuyor diyor. Bak bir tanesi nerede? Kafkaslarda, bir tane Afrika'nın ucunda, tamam? Bir tane de Asya'nın merkezinde. Bunlar diyor ustad, uzun olur. Yaptık o dersi ama o yayınlanmayacak o. Bunlar diyor bir kıtanın başına geçecekler diyor. Geçmesi için eğitim alması lazım. Adetullah kanunu var. Asya'da diyor eğitimle olacak. İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde orta ve lise, yani ilimle bu ilimi öğreniyor. Mısır ise diyor İngiliz Mektebi Mülkiyesi'nde siyasi mektebinde ders alıyor. Yani Mısır şu anda siyaset dersini alıyor. Siyasi. Çünkü çok büyük bir vazife alacak. Büyük bir bedel ödüyor. Afrika kıtası ona verilecek. O baş, abi olacak. Ama
O abi olabilmesi için bağnaz, geçimsiz, kendime ayağını gören, etrafı görmeyen, çapı küçük, kalitesiz bir insan olmaz. Ne yapıyorum? İngilizlerin tasallutu altında onu musallat eden, İsrail'i musallat eden İngilizlerdir. İngilizler ne yapmış? Amerika'yı bile kullanıyor. Nasıl yap? İsrail'i koymuş Afrika'nın içinde. Kendileri hudutları çizmiş, ihtilafi yapacak şeyi. İsrail'e boğuşturup petrolü çalıyor İngiliz. İngiliz siyaseti. Acımasızdır. Demek ki şu anda Mısır'da gözüken buhranlar, Mısır'ın İngiliz mektebi mülkiyesinde ders alıyor. İşte diyor Dağıstan, Türkistan, Türkmenistan, Rus mektebi harbiyesinde talim görüyor. İşte Hindistan, İngiliz mektebi idadiyesinde eğitim alıyor. Sonra diyor bu eğitimi aldıktan sonra netice söylüyor. İcazetlerini alacaklar. Neticeyi söyle bak. Mısır icazetini alacak. Patlasa da çatlasa da muvaffak olacaklar. Muvaffak olacaklar. İcazetlerini alacaklar. Ondan sonra kıtanın başına geçecekler. Aziz pederleri olan İslamiyet'e bayraktarlık yapacaklar diyor. Yani dinlesen peki. Abi haber hastasıyım. Haber hastası olma demiyorum. Ama doğru haber oku. Doğru dinle. Abi nerede dinleyelim? Bak sikki, tasdiki, gaybi haber bültenini dinle. %100 isabetli. Psikoloji bozmaz. Kimyan bozulmaz. Kafan dağılmaz. Kalbin sapmaz. Sikki, tasdiki, gaybi haber bültenini dinle. Ondan sonra ne gelecekler? Sonra bunun akabinde bu süreçle beraber Mehdi gelecek. Ustad Mehdi değil mi? Mehdi ustadın talebesidir. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi'nin de hocasıdır. Mehdi'nin Mehdi'cidir. Hani baba Mehdi diyelim. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Talebesi Mehdi'dir. Peki Mehdi, ya ben biraz şüphelendim. Yani acaba ustad ne diyor? Ustad diyor ki Mehdi gelince, ben de ustada soruyorum. Mehdi gelince sen nerede olacaksın ustadım? 172 sikke tası gaybi haber bülteni. Merak ettim ustadım. Vallahi sen misin Mehdi, Mehdi Ali Resul musun? Karıştırıyorum. Çok nurcular karıştırdığı gibi. Bir de Hasan diyorlar, Hasan ve ustadı Mehdi demiyor. Ulan Mehdi'yi düşürüyorsun makamını. Peygamberlik makamından nebi mi daha üstün, Resul mü? He? Resul. Harun aleyhisselam nebidir. Musa aleyhisselam. Ustad Hazretleri Mehdi Ali Resul'dur. Kitap eser verilmiş bir Mehdi'dir. Gelecek o siyasi dairedeki Mehdi ustadın talebesidir. Sikke-i tasdik-i gaybiye 9. sayfada o Mehdi gelecek, tamam mı? Mehdi gelecek, Risale-i Nur Hazretleri bir program yapacak. Sonra gelecek o mübarek zat, okuyorum, Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Tamam da ustadım, biraz gene tatmin olmadım. Sen nerede olacaksın? Ben onu bir bileyim. Sana tabi olacağım. Amerika'da mı olacaksın, Türkiye'de mi, dünyada mı, kabirde mi? Bak Hasan diyor, 172 aç. Açtım ustadım. İnşallah kökleşmiş olan Risale-i Nur Anadolu'dan hiç kimse sökemeyecek. İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz Risale-i Nur. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, ustadım asıl sahipleri kim? Kitaba soru sor. Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir ve tohumları sümbüllendirir. Sen değil misin bu? Hasan değilim. Niye? Sen neredesin? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bir tanesi var böyle Yahudi oyuncağı. İsim vermeyin. Yahudi oyuncağı var ya, kendisine söylüyor. Bizler de ustad Mehdi Ali Resul'dur. Talebesi Mehdi olacak. Mehdi geldiği zaman ustadın bulunduğu mekan, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. İsa da şey yapacak. Ha kardeş, netice bak. Bak size netice söylüyor. Demek ki Mısır'daki şeyler, bunlar eğitim alıyor. Pahalıya mal oluyor. Çünkü hadis-i şerif var, duymuşsunuzdur. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla Müslüman kullarını tokat yapar. Ama geri döner,
Bak kafir Allah'ın Müslümanlar üzerine kılıncıdır. Sonradan Allah döner, kafirlerden intikamını alır. Bu manada hadis var biliyorsunuz. Şimdi son şeyi okuyorum. Bu da çok önemli. Çünkü Amerika ile alakalar ve hiç olmayacak, kafanıza yatmayacak bir şey yani diyecek. Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki bu geniş boğuşmaların neticesinde, bu boğuşmalar var ya, şeyi de unutmayın, Kafkasları, Srebrenica'yı, Avrupa ve Mısır, Suriye. Hah, bunlar neticesi. Bak yalnız emniyetli bir endişe, endişe ediyoruz diyor bu katliam. Bir teselli kalbime geliyor ama buna mukabil diyor. Bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir zarar. Medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da deccalana bir vahşet doğurmasıdır. Avrupa'da deccalana bir vahşet doğurmadı mı? Srebrenica katliamı. 1944'te yazılmış. Bosna. Bak o İkinci Dünya Savaşı'nda o kadar şey olmamış. O zalimane. Medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da deccalana bir vahşet doğurmasıdır. Bu başlayacak. Bu şeylerle devam edecek. Bu endişeyi teselliye medar. Şimdi netice şu. Alem İslam'ın tam intibaıyla bu olacak. Birincisi bu. Mısır, Suriye, İran, Irak, buralar, Afganistan hepsi dahil. Birinci bunların işlevinin sebebi Allah'ça inşallah, kader ilahice, murad ilahi nedir? Bir, alem İslam'ın tam intibahı, tam. Tamam. Müslüman öyle yan pırın pırı değil. Ya televizyon dedim, çoluk çocuğunun namusunu tarımar etmiş. İnsanın dimağını berbat etmiş, psikolojisini bozmuş. 25. kareyi de anlattım uçakta. Sana lan ne taraftar oluyorsun? Nesine taraftarsın şu televizyonun melanetinde? Savunuyorsun bana dedim. Tam intibarıyla alakası söyleyeceğim. Hoca efendi, denizin dibindeki balıkları gösteriyor. Bak onları bilmiyorsun sen bak. Şuraya bak, şu kafaya bak. Şimdi bu kafayla, bu seyr-i seyr, bu kabir, haşir, sırattan nasıl bu kafa geçecek? Bu kafa uyanması lazım. Bu kafa eğitilmesi lazım. İki türlü eğitim var. İlimle böyle dinlersin, laf dinlersin, itaat edersin veya laf dinlemezsin, bela ve musibetle tak diye çakar. Yani bela ve musibetle geçmiş kavimlere vurmamış mı Allah? Peki öyle bir musibetten kaçınınız ki sırf zalimlere has kılmaz. Tamam mı? Öyle bir musibetten de kaçının ki diyor 14. sözde. Geldiği zaman hepsini içine alır. Niye? Din tebliğ yapılmazsa, alimler, hocalar bozulursa, birbirlerine düşerlerse, iç katliam olur. Zina çok olursa deprem olur. Faiz olursa kıtlık olur. Bunlar kanun ilahidir. Kanun ilahi. Ya zekat verilmese kuraklık olur, öşür, zekat. Zina çok olduğu yerde veya galip olursa diğerlerine göre deprem olur. Çünkü arz gusül yapmak için depreniyor diyor. Hatırladınız mı? Arz niye depreniyor? Dık 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 dık. Yani temizleniyor diyor cenabettikten. 14. söz. Ne diyor bak orada diyor ki, getirmedik mi sözleri? Ver bakayım. Benim sözleri getirmesin, ben şey yaparım. Bir, alem İslam'ın tam intibahiyle tam uyanacak alem İslam. Netice. İki, yeni dünyanın Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle. Yeni dünya neresidir? Amerika olduğuna dair 517. sayfada sözlerde şöyle diyor. Yeni dünyadan, yani Amerika'dan birisi gelse inanırsın. Görmediğin halde. Melaike ispatında söylüyor. Ha, yeni dünya Amerika Hristiyanlığın ve Yahudiliğin tesirinden çıkacak bu olaylar.
Tamam mı? İki bu. Bir daha okuyayım istersen bak. Alem İslam'ın tam intibaiyle yeni dünyanın Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle 2 3 Alem İslam'la ittifak etmesi. Alem İslam'la Amerika ittifak eder mi? Edecek. Amerika NATO Amerika milliyeti olmadığı için milleti olmadığından Amerika'nın milleti yoktur. Toplama olduğundan kendi milleti yoktur. Sonra keşfedildiği için toplamadır. O dağınık paramparça bokça gibi olan Amerika kendi bütününü korumak için mecburdur bir düşman bulmaya devamlı. Devamlı. Devamlı bir düşman bulmaya. Soğuk savaş döneminde Rusya'yı olmaktan dolayı Amerika teknolojisi, silah sanayisi gelişiyordu, hareket oluyordu. Çünkü halkına diyorduk bak düşman ha. Bak düşman ha. Böylelikle iç dengeyi sağlıyordu. İki, bu yıkılınca Amerika kendisine düşman olarak Müslümanları seçti. Seçtirdi çünkü Yahudi. İsrail 2-3 tane bomba İsrail Filistin'e atarak dünyanın nefretini kazanmak adına niçin atıyor? Mağlup edemeyeceğini biliyor 2-3 tane bombayla şey haftada ayda. Çünkü Yahudi milletinde de ümmetçilik yoktur. Milletçilik var, ümmetçilik yok. Bu sefer Yahudi milleti dünya peresi olduğundan gene bir bütün olamıyor. Devamlı bomba atarak Filistinleri düşman gösteriyor ki ta iç dinamikleri, dengeleri sağlasın. İç bütünlüğü sağlayamaz. İlle düşmanın varlığından, korkak olduğundan, Yahudiler korkaktır. O zaman düşmanı göstererek bir oluyorlar. Yoksa pış diye herkes uçar. İşte Amerika gün şeyi atına Yahudi binmiş lobisi. Bu aynı Türkiye'de olduğu gibi Alevileri kullanarak Ermeniler Alevileşmiş Aleviler. Bu Alevi değil. Ermeniler Alevi kimliğine girdiler. Ermeni, Anadolu Ermenileri. Bu Ergenekon denilen temelleri bunlar. Bunlar devletin belirli yerlerini işgal ettiler ve Türkiye'yi ne hale getirdiler? Anadolu insanı, Anadolu kaplanları, Anadolu'nun evlatları çıktı. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Amerika'da aynı kanun var. Yahudiler ahtapot gibi sarmış. Onu tek tek kesiyorlar şimdi. Bir anda Türkiye'de olmadığı gibi orada da olmuyor. Orada da ustad ne diyor? Yeni dünyanın, Hristiyanın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle Amerika Hristiyanın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz edecek. Hristiyanlığa ciddi dönecek. Sonra ne yapacak Amerika? Hayal gör Hasan diyeceksiniz. Alem İslam'la ittifak etmiş. Alem İslam'la ittifak edecek. Çünkü üzerine binen Yahudi Siyonizmi fark etti. Şu anda atamıyor. Ondan sonra Alem İslam'la ittifak edecek. Çünkü etmek zorundadır. Yoksa bitiyor. Bitiyor. Niçin? Çin geliyor. Çin, Rusya, Hindistan'ın Budist tarafları. Budistler de İslam'a cephe almış biliyorsunuz Ali kardeşim. Eğer Amerika alemi İslam'la ittifak etmese Amerika denen bir şey yoktur olacak. Amerika'nın tek gücü Müslümanlarla bir olmaktır. Çünkü Rusya, iyi hayal edin, Rusya, Çin, Hindistan ittifak etmiş. İsrail de oraya kaydı. Amerika hiçbir gücü kalmaz. Çünkü temeli yok. O zaman alem İslam'la ittifak etmesi ne demek ittifak? İncil, Kur'an'a ittihad edip tabi olması. İncil, Kur'an'a tabi olacak. Peki o Amerika'nın hakiki Hristiyanlığını, dinini, düstur hareket ihtiyaz etmesi İsa Aleyhisselam'la oluyor. İsa Aleyhisselam'la olacak değil. İsa Aleyhisselam'la oluyor. Bunlara ne denilecekmiş? Bunlara denilecekmiş ki Hristiyanlara. Hristiyanlık bozuldu biliyorsunuz. Bozulduğuna delil bir memlekette İncil'le öteki memleketteki İncil birbirini tutmuyor. Nasıl düzelteceğiz? Hakiki İncil budur. Kur'an'a göre düzeltilecek İncil ve onlara ustadımız bir şey diyor o gruba. Bir isim diyor.
Hatırladınız mı? Bak onlara şöyle diyor. Hatta Allah'ın da hikmeti gene orası çıktı. Dini İsevi de yalnız esasat dediğini Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. Burada İsa Aleyhisselam'ın İslamiyetle hareket edeceğini, İslamiyetle hareket edeceğini, o zatlar nasıl hareket şey yapacağını, o Hristiyanların nasıl isim alacağını size okuyayım. 441'de de şöyle geçiyor. Hem alem insaniyette inkar uluhiyet namiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeri zürüzeber eden Deccal komitesini Rus, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar, fedakar bir İsevi cemaatin amı altında, şu anda Amerika'da, İsviçre'de hakiki Hristiyanlaşmak, hakiki Hristiyanlık ama İslam'la oluyor. Ben buna ait bir İncil gördüm. Mesela İsviçre'de Basel'de şehrinde bu kiliseye katıldım. Ayna katıldım Basel şehrinde. Kadınlara ayrı bir ayin yapılıyor. Erkeklere ayrı bir ayin yapılıyor. Ayrı yerde, kilisenin içinde. Bunlara içki haram. Zina haram. Bir domuz öte hakkında bir şey denmemiş. Zina haram. İçki haram. Ve içeride put yok. Meryem Ana ve İsa şeyi yok. Ondan sonra ve bunların İncil'i var. Tevhid. İsa Allah'ın oğludur yok. Orada Allah'ın kulu ve peygamberidir yazıyor. Bak diyor ki bunlar hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaatin amı altında ve Müslüman İsevileri unvanına layık bir cemaat. Müslüman İsevileri. Yani Hristiyan ama İçerisi İslamiyet, elbisesi Hristiyanlık, cesedi Hristiyanlık, ruhu İslam. O Deccal komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşerin kârlı ülkeyi kurtaracaktır. Evet uzattım biliyorum ama kesemiyorum şu anda. Sayfa 441, mektubat, buna ait yerleri okuyayım. Mektubat 57-58. Hutbe-i Şamiye 32, Şualar 579'da bunu söylüyor. Ben size hulasa ediyorum. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında hakiki Hristiyanlık, Müslüman İsevileri diye bir ceyran icraat yapıyor, yapmaya devam ediyor. Hakiki Hristiyanlık namı altında Kur'an'a göre değiştiriliyor. Ondan sonra bunlar hakim olmaya doğru gidiyor. Ve alem İslam'la Amerika'ya hakim olacak. Kısmen hakim olmuş ki bu adamı getirmiş. Bu adam Yahudilerin aleyhindedir ama gücü yetmiyor Obama. Gücü yetmiyor. Yani yetmiyor. Turgut Özal'ın yetmediği gibi. Tayyip'in de kısmen yetmiyor bu komiteye. Yetmiyor. Ama Müslümanlar dua ediyor, destekliyor da. Düşünün yani. Ne yapacak? Uğraşıyor. Aynı Türkiye gibi. Amerika aynen Türkiye gibi. Mücadele ediyorlar Yahudilerle. Adam düşünün. Tank havaya uçuran bombaya boru dedi ya. Boru, boş boru diyor. Netice buydu. Daha Mısır, Suriye. Netice Cemayir-i Mutefika İslami olacak. Dün yaptım, yayınlamıyoruz ama hulasa ediyorum size. Mısır, Afrika kıtasının başına geçeceği için bütün zorlu bir vazife verilecek. Basit bir kafa, basit bir ölçü, sistemle o Afrika ona verilmez. Türkiye buradan oraya şey yapamaz. Asya'yı da Hindistan, tamam mı? Kafkasları da Türkistan, Çeçenistan oralar. Orada eğitim alması lazım. İşte Dağıstan, Çeçenistan, Kafkas, Rus Mektebi Harbiyesi'nde ders alıyor. İcazetnamesini alınca pederleri olan İslamiyet'e bayraktarlık yapacak. İşte Hindistan İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde ilim eğitimi alıyor. İlim noktasında uzay olsun, teknoloji olsun. Efendim Mısır Rus İngiliz Mektebi Mülkiyesi'nde siyasetinde ders alıyor. Eğitimle alıyor. Şu anda eğitim alıyor.
bedel veriyor. Ta ki komple Afrika'yı ayağa kaldıracak. Hangisini? Cezayir. Fransız sömürgesinden kurtaracak. Tunus, Fas, Libya, Somali, oralar hep orayı bu kaldıracak. Ama aziz ağabeyleri olan Türkiye, Cemair-i Muttefika İslamiye burada kurulacak. İslam Cumhuriyetleri Birliği burada olacak. Gemi burada battı. Burada çıkacak. Arz-ı Mev'ud da buradadır. Tabut-u Sekinet de buradadır. Tabut-u Sekinet de buradadır. Tabut-u Sekinet bütün 124 bin peygamberlerin peygamberliğine alamet ve delil olan alametleri, mühürleri, asaları, kitapları, cübbeleri vesaireleri tabuttadır. O tabut Adem Aleyhisselam'ın tabutudur. Adem Aleyhisselam 60 arşın idi. Bir arşın 60 santimetredir. 36 metre uzunluğundadır. O tabutta bütün peygamberlerin emanetleridir. Beldetun Tayyibetun, Tayyib'in memleketindedir. Ben Tayyip, Kur'an'daki şey diyorum. Beldetun Tayyibetun. O Tayyip bir belde. Tayyip'in beldesi. Öyle diyor. Hani ben takmadım bu ismi. Ondan sonra orada öyle geçiyor. Demek ki bu Cemair-i Muttefika-i İslamiye olacak. Kafirler istemese de yerleri söyledim size. Netice bu. Boğuşmalar bu. Daha uğraşmayın. Bakmayın. Siz vazifenizi yapın. Duanızı kesmeyin. Dua edeceksin. Nasıl dua edeceksin? Ya Rabbi diyeceksin ki ordumuzun kılıncını ayağına vurdurma, düşmanına vurdurarak ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürdüğü ustadın duası zaten. Gayri Müteşir var, biliyor musunuz mektubatta? Mektubatta bir ustadın buna ait bir şeyi vardı. Ben o Gayri Müteşir'i koydum. Koydum ama o mektubu nereye koydum? Bakın bir Gayri Müteşir var. Ben buraya Osmanlıca'dan çevirdim. Ondan sonra o şeyi size bulabilsem nereye yazdım? Çok önemli o. 57'de mi olabilir? 57'de mi? Şey mevzusu orduyla alakalı. Orduyla alakalı. Şualarda olabilir. O yani şey için Risale'de yok. 5. şuada olabilir. Şey yazdım ben. Osmanlıca'yı çevirdik böyle. Acaba burada mı yazdım? Görsem okurdum size. Orada diyor ki ordu için diyor ki kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alim İslam'ı